CEO Congress is actually a sister congress to the AMU Congress. AMU Congress has been conducted 5 times. We conducted two of the AMU Congress in North Cyprus, and at the same time, we also conducted one of the conferences in Cappadocia, and then the other AMU Congress also conducted in Istanbul, Nishantashi University. And the last AMU Congress actually was conducted in Macedonia, in Gostivar. And like I said earlier on, the CEO Congress, it's actually a sister congress to the AMU Congress. So therefore, I would like to thank you all for actually participating in this congress. And also, I would like to welcome you all, and I also like to wish you a pleasant and a happy congress. The CEO Congress actually entails participants from about 29 countries. And and now I think we would like to also invite Professor Dr. Shevki Ozgener for again another speech about the post-COVID era normalization. Professor Shevki, please. Merhaba. Ekranı paylaşacak mıyım? Tabii hocam, paylaşabilirsiniz hocam. Tamam. Tamam. Merhabalar değerli katılımcılar. Tabii bu kadar değerli konuşmacı arasında benim konuyu toparlamam biraz güç olacak ama herhalde bunun üstesinden gelebilirim diye düşünüyorum. Öncelikle kongremizin hayırlı geçmesini diliyorum. Başarılı geçmesini diliyorum. Çok başarılı konuşmacılar dinledik. Özellikle Yeni Zelanda'dan Doktor Siham gerçekten çok güzel bir sunum yaptı. Kongrenin kalitesi açısından çok önemli bilgiler içerdi bu sunum. Yine bununla birlikte, yani şunu hemen fark ettim yani. Demek ki Yeni Zelanda'nın sadece bir Ardern'i yok. Bir de Siham'ı varmış gerçekten. Çok hoşuma gitti. Bu akademisyenin gelecekte büyük işler başaracağını düşünüyorum. Bunu söylemek istedim. Yine baktığımızda dünyada Arjantin'den yine bir makroekonomik bir değerlendirme yapıldı bu COVID ile ilgili olarak. Belki böyle sunumu tam yansıtamadı ama az çok şöyle bir dinledim. Aslında fena bilgiler içermiyordu. Dediğim gibi genelde bu güney ülkelerin İngilizceleri biraz böyle kıt olduğu için tabii tam böyle vurgulayamadı. Ama güzeldi. Gerçekten tebrik ederim ondan. Yine aynı şekilde Georgia'dan yine bununla birlikte Kıbrıs'tan Vejdal Hanım aynı şekilde COVID ile ilgili etkiler konusunda önemli konuşmalar yaptılar. Dolayısıyla bu beni hakikaten fazlasıyla tatmin etti. Ben de bu konuda yani Türkiye'de gözlemlediğim yine bir eğitimci olarak, bir yönetimci olarak gözlemlediğim birkaç konuyu gündeme getirmek isterim. Malumunuz biliyorsunuz bu COVID ile birlikte alışılmışın dışında bir yaşamın içinde bulduk kendimizi. Dolayısıyla eğitim hayatımız birden değişti. Hani COVID'in ortaya koyduğu bir takım fırsatlar da var. Mesela ben şahsen Totara'nın, Webex'in, Watfix'in, Loop'un, Zoom'un bu kadar hayatımızda önemli bir yere gelebileceğini hiç düşünememiştim. Ama iş hayatının toplantıları hep bu düzlemlerde yapılmaya başlandı. Eğitimler hep buralarda verilmeye başlandı. Dolayısıyla yani yeni fırsatlar karşımıza çıkardı. Yine bununla birlikte iş dünyasında yeni yaşam tarzları çok baskın olmaya başladı. Düşünün işte pandemi dönemine kadar Türkiye'de tele çalışmanın oranı %5,4'tü. Birden baktık ki %35'e çıktı. Dolayısıyla ülkelerin gelişimini de sağladı aynı zamanda. Bu önemli bir kritik bence. Yine bununla birlikte ülkedeki önemli katkıları farklı önlemler de karşımıza çıkmaya başladı. Şöyle mesela bireyselleşme veya bireysel yaşam birden COVID için bir önlem olmaya başladı. Bu da hakikaten hani bazı sorunların çözümlerinin duruma göre değişebileceğini gösterdi. Yine bununla birlikte hakikaten çok böyle olgun davranış örnekleri de
örneklerinde de tanık olduk. Yani dünyada Birleşmiş Milletler'e üye 150 ülke $500 milyon toplayamazken Mackenzie Bezos $4 milyar insanlık yararına bağışlayabiliyor. Yani bu kadar olgun iş adamı davranışlarına da tanık olduk. Tabii bu da bizim için önemli bir deneyimdi diye düşünüyorum. Yine tabii belli tartışmalar da oldu. Yani acaba bu Covid'le mücadele sadece karizmatik insanların çabalarıyla önlenebilir mi? Bu soruları da tartışmaya başladık tabii. Şunu gördük ki yetenek temeline dayalı ekiplerin oluşturulmasının çok önemli olduğunu fark ettik. Yani yetenek temeline dayalı iş görüşmelerinin yapılması, yetenek temeline dayalı devlet kamu ekiplerinin oluşturulması, yetenek temeline dayalı akademisyenlerin tercih edilmesi gerektiğini fazlasıyla hissettik bu dönemde. Dolayısıyla bu açıdan hakikaten önemli bir gelişmeyi gözlemledik. Yine bununla birlikte heterojenliğin de önemini fark ettik. Yani heterojen insanların işbirliği yapabileceğini düşündük. Bugün farklı ülkelerin, farklı görüşlerin, farklı ideolojilerin belli bir sorunu aşmak için çok kolay bir araya geldiğini birbirleri işbirliği yaptığını gördük. Yani benzer insanlar zaten işbirliği yapabiliyorlar. Benzer görüşler zaten işbirliği yapabiliyorlar. Önemli olan bu sıkıntılı günlerde bizimle ilişkileri kötü olan insanları bile desteklemek, olgunluğunu göstermektir. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda COVID aslında yaşamımıza farklı bir anlam da kattı diyebiliriz. Hakikaten COVID ile ilgili olarak yine şöyle diyeyim. Örneğin bu konferanslarda yani uzaktan konuşmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani şöyle söyleyeyim, yani sanal ortamda işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Sadece sanal ortamlarda işbirliği yapmak, konferans yapmak önemli değil. Bakıyoruz mesela devlet adamları açılışları sanal olarak yapıyor. Kamu toplantıları sanal olarak yapıyor. Ve bu açıdan baktığımızda eskiden 15-20 saat süren toplantılar bugün artık 1,5 saatte derin bir şekilde yapılabiliyor. Bu yönüyle baktığımızda yani bu COVID ile birlikte hakikaten yönetim paradigmasında, eğitim paradigmasında bir değişim olduğunu düşünüyorum. Yani normalde Endüstri 0.4'ün bu yıllarda yani bu kadar erken yaşamamız gerekiyordu. Ama bu COVID dönemiyle birlikte bunu hızlı bir şekilde yaşamaya başladık. Evet, ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Bütün konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Yine konferansı düzenleyen Himmet Karadal'a, Kerim Karadal'a, yine Abu Bakar Bey'e ve aynı şekilde burada ismini anamadığım bütün konuşmacılara, çalışma arkadaşlarımıza, eğitimcilere, yine bildiri sunacak herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Okay, teşekkür ederiz Şevki Hocam konuşmanız için.